Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında açı kenar bağıntıları konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 72 ve 73 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla çözüme başlayalım. ABC dik üçgen olarak verilmiş. Burada da iki tane açı var. İki açı yan yana görünce dayanamam. İkisinin toplamı şuraya eşittir. Yani x artı 14 ile 12'nin toplamı x artı 26 yapar. E sonra ne yapacağız? Hocam şurada da bir dik üçgen var. Dik üçgendeki 90 derecenin olduğu köşe var. Diğer açılarda var. Diğer açılar 90'dan küçük değil midir? Evet. Yani şuradaki açıyla buradaki açı kesinlikle 90'dan küçüktür. Bana x'in de alabileceği en büyük tam sayı değer isteniyor. E x artı 26 90'dan küçük ya. O zaman x de 90 eksi 26'dan yani 64'ten küçük olmak zorunda. O zaman x'in en büyük tam sayı değeri ne olacaktır? 63 olacaktır. Yani cevap denizi çıktı. Geldik ikinci soruya. Öncelikle açıları böyle bir yazalım. 35 ile 15'in toplamı burası kaç yapar? 50. 50, 80 daha. 130, 180'e tamamlayanı 50 yaptı. Burada bir ikizkenarlık kenarlık çıktı mı? Çıktı. Şimdi aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Hepsine tek tek bakalım. F, B, e inceleyeceğim. F, B, E. Hocam B ile E zaten birbirine eşit. Bu gitti. Sonra D artı E ile C'yi inceleyeceğim. D artı E nerede? Hocam D artı E'ye bakacak olursak büyük üçgende. C'de yine büyük üçgende. Bunları incelerken D artı E'yi gören 55 ile 15'in toplamı kaç derece? 65 derece. C'yi gören de 80 derece. E, açılarla kenarlar doğru orantılı. O zaman 65, 80'den küçük olduğu için D artı E, C'den küçük olmak zorunda. O zaman bu da yanlış oldu. Tamam, şimdi F artı D ile C'yi inceleyeceğim. F artı D ve C'yi incelerken şu üçgende inceleyeceğim. Normalde C toplamlarıyla farklar arasında değil mi? Evet, F artı D ile F eksi D arasında olması lazım. E, hocam C F art D'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda ama burada F art D C'den küçük demiş. Bu da yanlış. Sonra B art D ile C'yi inceleyeceğim. B artı D nerede? Şurada. Ama B ile E birbirine eşit ya. Aslında burası B gibi düşünebilirim. O zaman B artı D ile c'yi incelerken şu büyük üçgene bakacağım. E, o zaman B artı D'yi gören ne oldu burada? 65 derece oldu. C'yi gören de 80 derece oldu. 65 80'den küçük olduğu için aradaki işaret küçük olması lazım. Yanlış. Sonra FEB'i inceleyeceğim. FEB de arkadaşlar bu üçgende F'yi gören kaç derece? 80 derece. E ile bunu gören de 50'şer derece olduğu için 80 büyüktür 50 olduğundan F büyüktür E eşittir B ifadesi sağlanıyor. Yani ikinci soru böylelikle E diremit oldu. Geldik üçe. Şöyle yukarıda yapacağım galiba işlemi. Aşağıda uzunluğu 12 birimden fazla olan 75 12 birimden fazla olan bir tel parçası ucundan 5 ve 7 birim uzunluğunda kesilerek 3 parça elde ediliyor. Daha sonra parçalar birleştirerek kenar uzunlukları tam sayı olan üçgen elde ediliyor. Yani bir üçgen elde edeceğim. Şöyle küçük yere çizsem de olur. Burası 5, burası 7, burası da x mi olacak arkadaşlar? Evet. x'in en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değer arasında da farklı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar üçgen eşsizliği, üçgen oluşması için toplamları ile farklar arasında 7 eksi 5, 2, 7 artı 5, 12. O zaman x bu aralıkta x'in alabileceği en büyük değer nedir? Tam sayı değer 11. En küçük tam sayı değer nedir? O da 3 yapar. 11 eksi 3'ün mutlak değeri isteniyor bizden. Yani cevap ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik dördüncü soruya. Açıları yazalım. 50, 64 daha 94 yaptı. 86 mı kaldı buraya? Evet. 60, 62 buraya 58 kaldı. Burası da 105 diğer açıları bilmiyorum. Ama şunu bilir bilirim ben diğer açılarda da. 105 derece ya burası. Bu ikisinin toplamı 75 yapmak zorunda. Yani en büyük açısı burası yaptı. Zaten benden en uzun kenar isteniyor. Ne yapacağız? en büyük açının karşısındakiler okla göstereceğim. Bu üçgende burası, bu üçgende burası, bu üçgende de en büyük açı 105 burası. Oklar en son nereyi gösteriyor? Şurayı gösteriyor. Yani cevabımız BD yaptı. Evet dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik beşinci soruya. Aşağıda uzunlukları 4 ve 6 birim olan iki demir çubuk verilmiştir. 4 6. Ömer bu iki çubuğu uzunluğu tam sayı olan farklı demir çubukları uç uca birleştirerek aşağıdaki bir çeşit üçgenler üçgenler elde etmek istiyor. Çeşitkenar dikkat. Demir çubukları kalınlıkları önemsiz olduğuna göre kaç tane üçgen elde edilebilir diye soruluyor. Evet buranın 4 buranın 6 olduğunu biliyorum. X toplamlarıyla farklar arasında olacak. 2 ile 10 arasında olacak. E o zaman hocam burası 2 ile 10 arasında olacaksa 3 alır 4 alır 5 alır 6 alır 7 alır 8 alır 9 alır diyeceksin. 1 2 3 4 5 6 7'yi işaretleyeceksin ve yanlış çıkacak. Niye? Sana çeşit kenar üçgen oluştur diyor bunlarla ilgili. 4 ve 6'yı alamazsın çünkü ikizkenar kenar olur o zaman. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane değer koyabilirsin. Yani bir üçüncü çubuğun uzunluğu 5 tane değer alabilir. Evet cevap balık hissi oldu. Beşinci soruda geldik 6'ya. Soruda açı ortay verilmiş. E, o zaman açı ortay verilmişse burası 3K burası 7K'dır. Tabanlarla kollar doğru orantılıydı. ABC üçgenin çevresinin en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Yalnız bak çevresinin en büyük tam sayı değeri isteniyor bizden. E hocam 3K var 7K var. Burada da ne var? 10 var. Üç kere uygulayalım büyük, büyük üçgende. O zaman onu araya alalım. İki tane bilinmeyen bir bilinen olduğu için. Onu araya aldığımız zaman farklarıyla toplamlar arasında olacak. Farkları nedir bunların? 7K'dan 3K çıkınca 4K yaptı burası. Toplamları da 10K mı oldu? Evet. E o zaman sağlı sollu girişelim. 4K küçüktür 10 ise K küçüktür 5 bölü 2. 10 bölü 4'ten 5 bölü 2. Şuna bakacak olursam da 10 küçüktür K'dan 10K'dan daha doğrusu K'yı da ne buluruz? 1 küçüktür K şeklinde buluruz. Evet şuna ve şuna bakacak olursak aralığımız ne yaptı o zaman? Aralığımız 5 bölü 2 ile 1 arasında yaptı. 1 ile 5 bölü 2 arasında yaptı. Yani burası 2.5 yaptı. E hocam K yerine o zaman ben en büyük 2 yazabilirim. Çevresi isteniliyor benden. Çevresi 10K artı 10 olduğundan dolayı K yerine 2 yazarsam o zaman 20 artı 10'dan cevap 30 dersin. Yanlış. Çünkü AB ve AC'ye tam sayı olsun diyor mu demiyor. Çevresinin tam sayı değeri isteniliyor. Çevresinin tam sayı değeri isteniliyorsa senden istenileni şekle koyacaksın. Ya da sınır noktasını koyacaksın. Sınır noktası 5 bölü 2 mi? K yerine 5 bölü 2'yi yaz. Cevap kendiliğinden çıkar arkadaşlar. Tamam mı? 5 bölü 2 yazdığın zaman e, yalnız 5 bölü 2'den küçük olacak ya. Şuraya hocam 5 bölü 2'den küçük olacak. E, çarptığın zaman 50 bölü 2'den küçük, 25'ten küçük toplamı da 35'ten küçük olacak dersin. Cevabı 34 işaretlersin. Ya da senden istenileni elde et burada. Senden istenilen ne? 10K 10 değil mi? Yani sen bunu 10 ile çarp o zaman. 10 küçüktür. 10K o da küçüktür. 50 bölü 2'den 25 yaptı. 10K'nın en büyük değeri lazım bana 24. Bunun yerine 24 yazarsan cevap da kaç yapar? 34 yapar. Bak K yerine tam sayı değer yazdığında cevap 30 çıktı. Şimdi böyleyken 34 çıktı. O yüzden buna dikkat et. Kenarlar tam sayı mı değil mi? Tamam dostum. 6. soru Denizli oldu. Geldik 7. soruya. Elinde uzunluğu 18 santimetre olan bir ip bulunan Zeynep bu iki bu ipi iki farklı yerden keserek üç parça elde ediyor. Yani şöyle kesmiş. Ve bu daha sonra bu parçaları ikizkenar üçgen oluşturarak bir biçimde birleştiriyor. Yani A A tamamı da 18 değil mi bu parçaların toplamı? O zaman buraya ne kalıyor? 18 eksi 2 A kalıyor değil mi? Evet. E buna göre elde edilen üçgende uzunluğu diğerlerinden farklı olan ip parçasını alabileceği en büyük tam sayı değer nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar üçgen eşitliği yapalım. 18 2 a araya alalım. 18 2 a toplamları ile farklar arasında 2 a ile farkları sıfır olacak değil mi? Ya bir buna ayrı bakacağız, bir buna ayrı bakacağız. Bakalım bakalım. 0 küçüktür 18 2 a. Attı gömür tarafa 2 a küçüktür 18 a küçüktür 9 yapar. Şuna bakacak olursak arkadaşım 18 2 a küçüktür 2 a'ya. 18 küçüktür 4 a yapar. E, 9 bölü 2 yani 4 buçuk küçüktür a mı yaptı? Evet. Yani bizim a'nın aralığı ne oldu arkadaşlar? 9 ile 4,5 arasında oldu. Şimdi bana diyor ki buna göre elde edilen üçgende uzunluğu diğerlerinden farklı olan ip parçasının yani şuradaki ip parçasının uzunluğu diğerlerinden farklı olan diyor. Şunlar eşit ya. Şuradaki ip parçasının alabileceği en büyük tam sayı değer. O zaman arkadaşlar şu a'nın en küçük değerini bulmalıyım ki bunun en büyük değerini bulayım. a'nın en küçük değeri tam sayı değeri kaç yapar? Hocam şey yapar. Ne yapar? 5 yapar. Hocam burası da 5 yapar. Ama A tam sayı olsun demiyor ki. Burada da bir hata yapabiliriz. Bizden ne isteniyorsa onu elde etmeye çalışacağız değil mi? Bizden 18-2A isteniyor. E, biz şunu bulduk. Bu aralığı bulduk böyle. O zaman bunu 18-2A ile bulmaya çalışalım. Eksi 2 ile çarpalım o zaman. Eksi 2 a elde edeceğiz. Çünkü bizden bu isteniyor. Eksi 2 ile çarptığım zaman bunlar yer değiştiriyordu. Eksi 18 küçüktür. Eksi 2 a o da küçüktür. Ondan sonra burası da 9 mu yaptı? Evet eksi 9 mu yaptı? Aynen öyle. Ve bizden başka ne isteniyor? Bir de buna 18 ekleyeceğiz. Artı 18 eklersek de 0 küçüktür. 18 eksi 2a o da küçüktür. 9 yaptı. İşte buradaki değer en büyük kaç olur o zaman arkadaşlar? 8 olur. Yani cevap Cehan oldu. Evet 7. soruyu bulduk. Tam sayı değer verme ile vermeme arasında ya yani soruyu iyice bir okumanı isteriz. A tam sayı olsun demiyor. 18 eksi 2a tam sayı olsun diyor bize. Dikkat et. Tamam A yerine tam sayı değer verdiğimizde belki bu soru da o için doğru çıkabilir ama Genelde yanlış cevaplara ulaşıyoruz. Lütfen buna dikkat et. Evet geldik 8. soruya. 8. soruda da aşağıda A noktasında kesilen iki yol verilmiş. A noktasından iki araç aynı anda harekete başlıyor. Araçlardan biri B kentine V hızıyla diğeri de 2V hızıyla. Arkadaşlar bu V hızıyla bu da 2V hızıyla gidiyor. Aynı sürede ulaşmaktadır. arkadaşlar V hızıyla ve 2V hızıyla aynı süre gittiklerine göre hızlarıyla gittikleri yollar doğru orantılıydı. Yani burada X gittiyse bu kaç X gider? 2X gider. B ile C arasındaki mesafeyi de 10 vermiş bize. O zaman 10'u araya alalım. Toplamları ya farkları arasında. Diğer ikisinin çünkü iki bilinmeyen var bir bilinen var. Diğer ikisinin toplamları 3x farkları da x. Sağlı sollu girişeceğiz. Yani buradan x küçüktür 10 geldi. Şuna bakacak olursak da arkadaşlar 10 küçüktür 3x'e 10 bölü 3 küçüktür x oldu. Aralığı alacak olursak x toplam ne oldu? İşte 10 bölü 3'ten büyük 10'dan da küçük olacak. 10 bölü 3 ve 10 arasında oldu. B ile AB ve AC yollarının toplam uzunlukları en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Bak dikkat. X tam sayı olsun demiyor. X yerine 9 yazma. 9 yazdığında 2x 18 x de 9 yapar cevap 27 yapar şıklarda bile yok. X tam sayı olsun demiyor zaten bizden. Bizden ne isteniyor? Bu x ile 2x'in toplamı yani 3x isteniyor. Ne isteniyorsa onu elde edeceğiz. 3 ile çarpalım. 10 küçüktür 3x o da küçüktür 30 mu yaptı? Evet 3x'in en büyük tam sayı değeri isteniyor benden ve cevap kaç yapar? 29 yapar. Ya da sınır noktasını yazabilirdin. X yerine 10 yazarsam 3x 30 yapar. E ondan küçük ya 30'dan küçük değil olacak deyip cevabı da 29 yani balık kesir bulurduk. Evet 8. soru balık kesir geldik 9'a. ABCD noktalarında bulunan 4 arkadaşın konumları bir dış bükeyi, dörtgenin köşelerini oluşmaktadır. Evet hemen şöyle bir ABCD dış bir dörtgen oluşturmaktaymış. Ve AB'yi 9, BC'yi 7 ve şurayı da 5 olarak vermiş. Şimdi A ile D noktalarında bulunan iki arkadaşın birbirine uzaklıkları tam sayı olarak en fazla kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şuradaki mesafe soruluyor bana. E ben şuradaki mesafenin en büyük değerini bulursam buranın da en büyük değerini bulurum. E arkadaş şuraya A diyorsunuz. A toplamları ve farklar arasında şu 9 7. 2 ile kaç arasında diyorsun? 16 arasında diyorsun. A yerine ne yazıyorsun? 15 yazıyorsun. Sonra hocam şu ikisinin toplamından küçük olacak. 20'den küçük olacak diyorsun. Cevabı da 19 işaretliyorsun. Yanlış. Niye? Sende A ile D arasındaki tam sayı değer en fazla kaçtır diye soruluyor. A ile C arasındaki şu kişiler arasındaki mesafe tam sayı diyor mu soruda? E demiyor. Niye tam sayı değer yazdın? Tam sayı değer yazma bunlarda. Ne yapacaksın peki? Hocam 16'tan küçük ya. 15.999 yazabilirsin. Ya da biz böyle sorularda ne yapıyoruz? Sınır noktasını yazıyoruz. 16'tan küçük olacak hocam burası. E o zaman şuraya da bir x dersem. X toplamları ya farklar arasında. 16 ile 5'in toplamı 21. Ama bu 16'tan küçük ya toplamları da 21'den küçük olacak farkları da bilmem ne. En büyük değer isteniyor benden. 21'den küçük bir değerden daha küçük bir değer kaç yapar arkadaşlar? 20 yapar. Yani 21'den küçük bir değer en büyük değer nedir? Mesela 20.999. Ondan küçük değer de nedir? 20'dir. Yani cevap böylelikle ne çıkar? Cehan çıkar arkadaşlar. Bunlar da tam sayı olup olmamasına lütfen dikkat. 9. soru Cehan oldu geldik 10. soruya. Nisu öğretmen matematik dersinde tahtaya şu şekli çizmiş. E arkadaş 7 iken 7. E bu etkinliğe göre A.C. Uzun'un en geniş değer aralığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar biz bulalım. İkiz üçgende taban açılar daima dardır. Niye? Bir yükseklik çizdiğimiz zaman tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Yükseklik buraya düşmek zorunda. Dik üçgende burada kaç dardır? E o zaman burası ne olacak? Geniş. Darlık genişlik niye aklıma geldi? Bak açı kenar bağıntılarında ekstra bir bilgi verilmişse genişlik ya da darlık. Genelde ikiz kenarlıkla ya da 90 derece verilerek ya da farklı şeylerle bu genişliği ya da darlığı görmemizi istiyorlar arkadaşlar bizden. X kenar olduğundan burası dar yani burası geniş oldu. E hocam buradaki üçgende geniş açı muamelesi yapacağız. Şimdi x toplamlarıyla farklar arasında tamam eyvallah. Ama geniş açıyı da kullanacağız. Hocam şurası x'in karesi büyüktür. 7'nin karesi artı 24'ün karesi diyeceğiz ama böyle şurayı 90 gibi düşün kısa yoldan yap. Özel kenarlar varsa. Normalde 90 olsaydı 7, 24, 25 olacaktı. Ama 90'dan büyük olduğu için 25'ten büyük olmak zorunda. E o zaman 25'ten büyükse sola mı yazacağız? Sağa mı yazacağız? Sola yazacağız. 25'ten büyük. E hocam üst sınır lazım bana. Üst sınır ne olacak arkadaşlar? Şu üçgen eşitliğinden toplamları gelmiyor mu? Toplamları da 31 yapar. E o zaman aralığımız 25 ile 31 arasında olacak. 25 ile 31 arasında 25 ve 35'i 31'i almayacak. Yani orada da açık aralık olacak. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik 11. soruya. Bak şimdi üçgen eşitliği var. Ama ekstra bilgiler verilince genişlik ya da darlığı kullandırırlar bize. X'in alabileceği değerler. Mesela şu üçgene bakacaksınız sen şimdi. E hocam ben bu üçgene bakacak olursam 6 ve 8 var ya burada. E 90 niye vermiş burada? Bak şurada bir boynuz var. Boynuzda şu 3 açının toplamı burası değil midir? E o zaman burası kesinlikle ama kesinlikle geniştir. E x'i araya alalım şurada. X'i sarı üçgende araya aldığımızda. Hocam normalde 90 olsaydı bak ne oluyordu? Özel üçgen varsa kolay yolda yapalım. 90 gibi düşün. 6, 8, 10 olur. E 90'dan büyükse 10'dan büyük olacak. O zaman alt tarafa yazdım. E bir de toplamlarından küçük olacak. 14'ten küçük olacak. Eyvallah. Şimdi büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende de şu üçgene bakacak olursam. Hocam buradaki 90'ı nasıl kullanacağım? Bak burada boynuz. Şu üçünün toplamı 90 olacaktı. E, o zaman burası 90'dan kesinlikle küçüktür. Bak burası da dar açı çıktı. E burayı 90 gibi düşünseydin 8, 15, 17 olacaktı. Ama 90'dan küçük olduğu için 17'den küçük olacak. O zaman sağ tarafa yazacağız. 17'den küçük ve toplamları ve farkları arasında olacak. Alt sınır lazım. Farkları lazım bana. Farkları da 15'ten 8 çıkartırsam ne geliyor? 7 geliyor. Yani 7 ile 17 arasında oldu. E şimdi ikisini alacağım. Değerler. Arkadaşlar şu ve şunu çözümleyeceğim şimdi. Bu ikisini çözüm derken. Hocam bir 10'dan büyük bir 7'den büyük. İkisinde de küçüklerde aralığı daha da daraltacağım ya. Küçüklerde büyük olan seçilir. 10 küçüktür. X o da küçüktür. Bir 14'ten küçük bir de 17'den küçük. E o zaman büyüklerde küçük olan aralığı da aratmam lazım. Yani 14'ten küçük olacak arkadaşım burası. E o zaman soru bitti. 10 ile 14 arasında kaç tane değer alıyor arkadaşlar? 11, 12 ve 13 değerlerini alıyor. Yani 3 tane değer alacaktır. Cevap Akçay çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.